Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan, herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2015 model Volkswagen Golf. Arkadaş aracı ilanda beğeniyor, ilanda hatasız, kusursuz, temiz bir araç diye beğeniyor. İl dışına alıp geliyor, orada bir gösteriyor aracı tabii ki. Hatası boyası çıkıyor, iki parça göçük düzeltme diye çıkıyor ve aracı bu şekilde alıyor, değişen yok. Aracı aldıktan sonra torpidodan ses geldiği için bir elektrikçiye gidiyor. Elektrikçi diyor ki kardeşim bu aracın torpidosu kaplanmış, yani muhtemelen airbagler açmış. Tabii onu duyduktan sonra araç sahibi beni arıyor ve il dışından bana getiriyor. Yakın. Yakın, yani şöyle söyleyeyim, 50-60 km'de il dışından geliyor ve araca baktığımızda araçtaki kusurlar meydana çıkıyor. Nedir bu kusurlar? Hep beraber görelim. Aracın sürücü hava yastığını söktüğümüzde sürücü hava yastığı patlak, tamir edilmiş. Hatta tüpü airbag kasasına gaz altı elektrik kaynağı, ne derseniz deyin, bu şekilde kaynatmışlar. Ve şu an içerisinde airbag var ama orijinal bir hava yastığı değil. Kaynakları göstermeye çalışıyorum. Siz de net bir şekilde görmeniz için kamerayı oraya sabit tutmaya çalışıyorum. Diz airbag'imiz aynı şekilde patlak, tamir etmişler. Aynı şekilde koymuşlar yerine. Emniyet kemerlerimiz, şöyle göstereyim, patlamış fünye borusunu, yani fünye soketini kesip kaynatmışlar. İçerisine direnç koymuşlar. Emniyet kemerlerimiz de aktif değil. Bir nevi yarı kandırmaca yapmışlar. Fiş takılı kemerimiz bir daha patlamaz çünkü aktif değil. Sağ tarafa geldiğimizde torpidomuz, şöyle dışarıdan göstereyim. Torpidomuz zaten buradan belli oluyor. Hafif kabarcıklar var. Yan kapağı açtığımızda kaplamamız zaten buradan mevcut ve görünüyor. Yani ekspertiz arkadaş bunu görmemiş. Artık gördüm mü görmedim onu da bilmiyorum. Aynı şekilde emniyet kemerimizde fişi yerinde fakat dirençle kandırılmış. Direnci gizli yere atmışlar, öyle söyleyeyim ben size. Emniyet kemerlerimiz bir daha kazada patlamaz. Ayrıca araçta hasar kaydı yok. Hasar kayıtsız bir araç. Cepten yaptırılmış. Ayrıca aracın etrafında dolaşmak istiyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Araç dışarıdan gayet güzel ve düzgün gözüküyor. Bazen diyorlar ya işte kaza yapan araç kendini belli eder, dışarıdan belli eder. Araçta dışarıda hiçbir problem yok. Gerçekten harika, düzgün ve temiz bir araca benziyor. Tabii ki içi sizi yakar, dışı bizi yakar misali. Birazdan kusurları ise tek tek göstereceğim. Nereden hava yastığı açtığını. Kontrol eden arkadaş boyasız demişti. Onu da göstereceğim. Aracın ön tarafına geldiğimizde ön tarafında ne değişmiş onu göstereyim size. Aracın ön tamponu değişmiş, ön paneli değişmiş ve sağ farı değişmiş. Bir de ön camı değişmiş. Aracın şaselerine üstten baktığımızda şaselerinde herhangi bir problem yok. Şöyle üstten göstereyim. Podyalarında sıkıntı yok. Kılıç sacında herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde sol şasada da herhangi bir problemimiz yok. Üst taraftan. Şöyle ışığı da yakayım, göstermek istiyorum ki net bir şekilde göstereyim. Sol podya, sol kılıç sacı, kütük de iç tarafta diyeyim, bir sıkıntı yok. Birazdan farklı bir yer göstereceğim size. Aracın sol ön çamuruna göçük düzeltme yapılmış. Ve sol tekerimiz 2 santim geride. Şöyle boyayı da size göstermeye çalışıyorum. Bakın, boya makinesiyle baktığımızda boya gözükmüyor. Burada bir göç düzeltme var demiştik. Kontrol eden arkadaş burayı görmemiş. Artık gözünden mi kaçırmış bilmiyorum. Bakın burada rutuş var. Rutuşun üstünde macun var. İnce bir macun çekilmiş ve düzeltilmiş. Buraya orijinal yazmış arkadaş. Teker çamurluğa vuruyor ve buradan airbag açıyor. Kaldırma vurdu artık, ne bilemiyorum. Zaten burada macun izleri, bakın burada gözüküyor. Macunun kenar hali. Zımpara yapılmamış hali diyelim. Boyacılar zaten anlar. Yoklamalık hata var. Aracı lifte kaldırdığımızda bir de alttan bakalım aracımızda ne var, onu göstermek istiyorum. Şöyle gelelim sağ tarafa. Sağ şasede herhangi bir problem yok. Arka tarafını da göstermeye çalışayım size. Bir
problem yok. Sol şoseye geldiğimizde sol şosede herhangi bir problemimiz yok ön tarafında. Şöyle arka tarafında ufak bir ezik var. Tabii ekspert yapan arkadaş bunu söylemiş ama demiş muhtemelen taş gelmiştir, ondan yamulmuştur. Çok önemsiz bir problem olmaz demiş. Ve bu şekilde bakın bu ezik çok da ciddi bir şey değil aslında. Ama araç teker koparmış. Aks kopardığı için, aks oraya vurduğu için yamutmuş. Düzeltmemişler. Bu şekilde bırakmışlar. Buradan da göstereyim size. Bakın davulunmazın arkasını görüyor musunuz? Teker buraya vurduğu için iç davulunmaz taşları yamulmuş ve ezilmiş. Zaten hasar buradan belli oluyor. Birazdan bir şey daha göstereceğim size. Şanzıman kavanozumuz değişmiş. Muşur kabloları açık. Bunlar bu şekilde iyi değil. Allah korusun şase alır. Sigorta atmazsa yangın çıkar. Bir şey olur. Olur da olur yani. Ön tampon demirimizi de size göstermek istiyorum. Ön tampon demirimiz de buradan ezilmiş. Kontrol eden arkadaş bunu da söylemiş. Kablolarımız burada boşta. Şanzıman kavanozunu söylememiş değiştiğini. Şimdi aracı lifte hafif indirdiğimizde bakın amansör ve yay, helozan yayı nereye vurmuş ve kütüğü nereden delmiş. Tabi bunu da bilmiyormuş arkadaş. Kontrol eden arkadaş bunu da söylememiş. Hasarın ciddiyeti burada olmuş. Yani ciddiyetimiz burada. Size söylemiştim. Burada bir lokal boyamız mevcut. Bakın bir daha göstereyim ışıkla size. Burada macun hataları var. Yoklamalık hatalar. Rutuş yapmışlar ama artık arkadaş orayı boya makinesini mi tutmadı, görmedi mi bilemiyorum. Evet değerli takipçiler, araçtaki kusuru gördünüz. Dışarıdan baktığınızda hiçbir problem yok. Hiçbir şey yok gözüküyor. Hatasız boyasız olarak rapor veriliyor. Sol ön çamurlukta küçük lokal boya var. Çok mu önemli? Önemsiz. Tamam, lokal boya önemsiz. Bazıları için önemlidir, bazıları için önemsizdir. Fakat araç tekerden vuruyor ve eğrime kaçıyor. Şimdi tabii ki diyeceksiniz, diyecekler. Ya ne olmuş küçücük bir vurmayla bu araba çöpe mi atılsın? Hep aynı muhabbetler, hep aynı senaryolar. Arkadaşlar mesele vurması, kaza yapması değil. Mesele yalan. Örnek veriyorum. Bir araba var hatasız boyasız 200 bin lira. Bir araba var hava yastığı açmış 160 bin lira, 170 bin lira. Yani ben 200 bin lira verip hava yastığı patlak aracı niye alayım? Mesele bu. Tabii ki biz kazalı araba satılmasın demiyoruz. Kusurlu araba satılmasın demiyoruz. Ama bunları anlamayan arkadaşlar var. Tabii bunları siz biliyorsunuz kimler olduğunu. Onlar da kendilerini biliyorlar. Yalanla giden yalanla ölürmüş. Bu şekilde diyeyim ben size. Şimdi kontrol eden arkadaş hemen hemen %60'ını söylemiş. Araba boyasız demiş. Lokal boya var. Tamam onu görmemiş. Gözden kaçmıştır. Eyvallah. Tampon, far, cam bu tarz şeyleri zaten bakmıyorlar. Bakan birkaç firma var. Bu şekilde bakmazlar. Şanzıman kavanozu kırılmış. Değişmişler. Onu da söylememiş. Tabii rapora da airbag kontrol yazmış. Alıcı da demiş ki abi demiş yani airbag kontrol yazdın. Airbagler patlak mı demiş. Yok yok kardeşim airbagler patlak değil. Ben çok anlamıyorum airbag'ten ama biz bunu prosedür olarak yazıyoruz. Çünkü ben bakmıyorum. Airbag patlak değil. Muhtemelen ya airbag'in patlak olduğunu gördü rapora yazdı. Ya da artık kendini korumak için bilmiyorum artık orayı artık size bırakıyorum. O abinin yani bakan kişinin vicdanıyla Allah arasında olan bir şey. Çünkü yani görünmeyecek bir şey değil. Anlaşılmayacak bir şey değil. Kapağı yandan açsa bugün herkes anlar. Elektrikçi anlamış. Yani bazen öyle bir adam geliyor ki hiç ummadığın adama bu torpido patlak diyebiliyor. Ya bir ekspert firmasının artık bunu görmemesi imkansız diye düşünüyorum. Şasenin arka kısmında küçük bir ezik vardı. O da demiş taştan dolayı yani yorum yapamamış. Artık bilmiyorum niye yorum yapamadı. Çünkü gerçekten işin erbabı olan bir insan kazanın neticesini kendi kafasında çizebilir. Çünkü araba nereden vurursa iyi be kaçar, nasıl olmuş. Ben mesela size anlattım teker vurmuş dedim çünkü belli. İzlerini bırakmış. Neyse bu yorumu ben yapmak istemiyorum. Artık o araç satıcısıyla alıcısı arasındaki olan bir şey. Tabii araç sahibi şu an aldığı firmayı aradı, ekspertizi aradı. Dedi ki kardeşim benim bakabildiğim bu kadar. Ben bu kadar bakıyorum demiş. Benim yapacak başka bir şeyim yok. Tabii satan firmayı arıyor.
Firma da diyor ki kardeşim belki sen vurdun, ben vermeye sağlamdı. Şimdi aracı vurdun, kazalı aracı bana geri vermeye çalışıyorsun. Ben kabul etmiyorum demiş, ne yaparsan yap. Beni arama demiş. Olur mu abi demiş, ben bu arabaya para verdim demiş. Sonuçta ben bu arabayı senden aldım demiş. Beni ilgilenmez kardeşim, ne yaparsan yap. Mahkemeye ver, umurumda bile olmaz demiş. Sana şöyle bir iyilik yaparım demiş. Örneğin ben bu arabayı sana 170 bine mi verdim? 140'a, 130'a, neyse 150'ye alırım demiş. Benim bir masraflarım oldu. Nasıl bir masrafı oldu acaba, çok merak ediyorum. Aldı sattı, noter satışı, ne masrafı? Yani sırtından mı taşıdı bu arabayı, ne yaptı? Oradan buraya getirirken ne yaptı da masrafı olmuş? 20 lira ne masrafı veya 30 lira ne masrafı olmuş? Ben çok merak ediyorum. Alıyorlar, satıyorlar bu şekilde. Belki de biliyor bu arabayı, bu şekilde sattı. Ben bilmiyorum diyor ama ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum arkadaşlar. Madem bilmiyordun, harbiden esnafsın, harbiden firmasın, bu arabanın ayıbını temizlemek zorundasın. Bu arabayı geri almak zorundasın. Ne demek ki 20 bin lira 30 bin lira geri tersini alırım? Var mı öyle bir kural? O zaman biz de bu işe başlayalım. Alalım araba, satalım. Abi 30 bin lira tersini alalım. Oh ne güzel ticaret. Bir firma araç satıyorsa sattığı aracın arkasında olacak. Tabii bu kısa mesafe olacak, böyle 2 sene 1 ay değil. Örnek veriyorum 5 gün, 10 gün veya 2 hafta, neyse bilmiyorum. O da yerine ve zamanına göre, kusuruna göre tabii ki, her kusur değil. Burayı parantez açmak istiyorum. Adam yanlış benzin almıştır, enjektör eritmiştir, o ayrı mesele. Böyle büyük kusurlar için konuşuyorum. Neyse, benim tanıdığım öyle garajcılar var, alsatçılar var. Adamlar arabalarını sattığı zaman garanti veriyorlar. Malın arkasında duruyorlar. Mesela geçen bir olay oldu. Küçük bir lokal boya çıktı. Galerici dedi ki getir arabayı geri alırım dedi ki. Aldı da yani. Alıcı dedi ki ben çok takıntılı bir adamım, ben istemiyorum dedi. Geri aldı arabasını. Ve bütün masraflarıyla beraber. Bu tamamen vicdan meselesi. Buna yorum yapmak bize düşmez. Arkadaşlar da genç. Yani üniversite okumuşlar. Bir diş teknisyenliğinde çalışıyorlar. Gurbet hayatı yaşıyorlar. Yani il dışından gelmişler. Burada gurbet hayatı yaşıyorlar. Birikim yapmışlar. Bu aracı almışlar. Böyle bir şey yani. Aracı birikimleriyle almışlar, kendi emekleriyle almışlar. Maalesef ki böyle bir olay gelmiş, talihsiz. Tabii gençler şimdi mahkeme açacaklar. Uyardılar, aradılar kişiyi, satıcıyı, firmayı, neyse hepsini aradılar. Hiçbiri malın arkasında durmuyor. Umarım mahkemeyi kazanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü araçtaki kusuru siz de gördünüz, sizler de gördünüz. İnşallah satan firma da sattığı malın arkasında durur. İnşallah bu gençleri de mağdur etmez diye düşünüyorum. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız daha gelecek. Bizleri Facebook, Instagram ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.